Ya genelde benim şahit olduğum evlilikler uzun sürer ama bu başlamadan bitti. Bütün ortalamanız yerle bir oldu Haluk Bey. Saçmalama. Daha şahit olmadım. Efendim Özlem, gelir gelmez bütün gerçekleri anlatacağım ben. Abi, araştırdık. Kadının kocası iş bulamıyormuş. Ya. Ya. Gelsinler adam. Tamam abi. Efendim, buyurun. Hüseyin Bey müsaitler. Ay, ilk başta ben gideyim mi? Hadi. Ay, çok merak ediyorum. Çıkmış mı transa? Çıkmak üzere efendim. Şöyle bir iki tur atmış, beğenmemiş, yeri gelmiş. Öyle anlatıldığı gibi değilmiş. Ya. Buyurun, buyurun, buyurun. Tamam da Sertaç Bey'in konuşmasını nasıl engelleyeceğiz? Bence boşuna uğraşıyorsunuz. Hayır, öyle bir şey olmaz Emine. Onların bir an önce evlenip buralardan uzaklara gitmeleri lazım. Ay kusura bakmayın, beklettim. Aşkım, demin soramadım telaştan. Senin ne işin var Tuna'yla, bir de ismi lazım değil Gönül Hanım'la? Çok önemli bir şey konuşmaya gittim ben onlarla. Evet, evet Özlem. O kadar önemli bir şey konuşmaya geldi ki. Nedir hayatım? Ne biliyor musun Özlem? Şimdi siz şey yapacak mısınız ya, evlenince çok uzaklara taşınacak mısınız? Evet. Çok uzaklara taşınacağımıza dedi Merve'ye, acaba siz mi söylersiniz yoksa biz mi söyleyelim dedi. Yo, öyle bir şey demedim. Ne dedi? Dakika bir, gol bir. Skor bildirme Emine, çay getir. Niye geldin hayatım? Sen damatlığını almaya gidecektin, aldın mı? Yani şimdi... Almış damatlığını, bize gelmiş. Bize gelmiş, hanemiş gelmiş. Kim gelmiş? Sertaç Bey gelmiş. O sırada bize mesajla gelmiş. Kimden gelmiş? Meltem'den gelmiş. Evet. Meltem mesajda ne yazmış? Demiş ki Özlem bize gelmiş. Ondan sonra da günün devamını şey yapsan. Evet. Hayır efendim, böyle bir şey olmadı. Niye yalan söylüyorsunuz? Yalan falan söylemiyoruz canım. Yazmadın mı Meltemciğim sen mesaj? Yazdım ben yazdım. Mesaj yazdım Özlem Hanım, burada gelin dedim. Evet, çünkü bizim evde konuşamıyorduk, gidelim. Orada Meltem nerede konuşalım dedi. Demedik mi? Dedi. Benim de seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var Özlem. Haluk. Hayrola şey. Bak bir dakika, pardon. Ya şimdi aklıma geldi. Benim bir arkadaşım var. Böyle sosyal medya ile ilgili böyle bir şeyler danışmak istiyordu. Çok iyi bir iş. Ben de dedim ki ben dedim Sertaç Bey'e bunu pasayım. Ona böyle sizden bahsettim. Çok görüşmek istiyor. Ay harika. Ay düğün öncesi çok teşekkür ederiz Haluk Bey ya. Rica ederim ama sizin hemen gitmeniz gerekiyor. Yani düğün öncesi kısmı meçhul ama iş olması iyi oldu. Çok makbule geçti, sağ olun. Ve Haluk Bey 90+1'de maçın kaderini değiştirdi. O zaman hemen gidelim de sen de beni kuaföre bırakırsın. Tamam, yolda da konuşuruz. Hayatta bırakmayız. Olur böyle şey? Özlemi hayatta bırakmayız. Çünkü Merve sizi çok özlemiş. Annesini özlemiş. Ay bebeğim, ben de özledim onu. Tamam, o zaman ben size geleyim. Yok, senden gelmiyorum. Git sen o zaman, tamam. Gönül Hanım saatine baktı, düdüğünü çaldı ve maç bitti. O zaman şey yapalım, biz çaydan hiç içmeyelim Gönül. Bir an önce şey yapalım. Evet. Tabii. Ben de yani kalın demeyi çok isterdim ama biz de Zeynep'imize gideceğiz. Sonunda Zeynep sizle görüşmeyi kabul etti mi? Ay çok sevindim, çok sevindim. Sertaç Bey, ben size adresi mesaj olarak atacağım şimdi. Sen şey yap. Bekletmeyeyim insanları. Haluk sen şey yap. Ben mesaj, ben de adresi. O iş ben. Hadi o zaman. Merve de şey yapsın. Teşekkür ederim. Bak Haluk, sakın unutma mesajı. Tamam, o iş bende. Hadi o zaman. Şimdi bize, ben çok özlemiş seni. Bize gelin, böyle oyun oynayacağız bizim havucun işleri. Biliyoruz efendim, haberimiz var. Emre biz de davet ettik. Güzel. Görüşmek üzere. Oldu aslında. Ay, helal olsun ya Rabbim. Bugün hiç bitmeyecek sandım, gitmeyecekler sandım. Ya bu nasıl bir gün ya? Ya deliriyordum az ha. Bir şey söyleyeceğim, senin akşam için planın ne? Yani bilmiyorum, düşüneceğim. Bakalım. Hiç oturma. Kalk. Ne? Gideceğiz. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Bir yandan da ya adamı bu kadar istemediği bir evliliğe zorlamak doğru mu sence? Ya bu kadın zaten ya uyuyor ya uçuyor. Evlenip ne yapacak ki? Belki de küçük bir şeye sinirlendi de vazgeçti. Zaten öyle değilse yapacak bir şey yok. İyi de yani zamanında birbirlerini sevmiş sonuçta bu insanlar.
Şimdi Sertaç Bey niye vazgeçti acaba? Bes hadi hadi. Tamam, çantamı alıp geliyorum. Hadi. Argo'da para anlamına gelen kelime. Mangır. İşte potito. Mangır. Anladın mı? Mangır. Anladım Kemal dede. Ha mangır. Sakın unutma. Sana bir şey söyleyeyim mi? Potito ayrıca baban çok sever. Ay size de zahmet verdik Kemal Bey. Sağ olun, var olun. Bizim aklımız ermedi de. Estağfurullah. Ne demek? Rica ederim. Potito'nun gelişimine bizim de bir katkımız bulunsun. Geveze kimse. Kim? Sen tabii ki. Bildim efendim. Bildiniz ben mi? De, ha de. Ne güzel. Sonra ne olmuş uşaklar? Ay ne olacak İsmail Bey? Arkadaşım çok üzülmüş yani. Sonuçta kaç yıllık arkadaşı, onunla iletişim kesmiş. Keser tabii. O da arkadaşımın kalbini kırmasaymış yani. Çocuk da çok üzülmüş. Arkadaşım hiç kalbini kırmak ister mi Tolga? Kız şaşırmış bir anda ne diyeceğini anlamak istemiyor musun? İrem Hanım. Tolga ama bağırma da. Hak ediyor. Meltem hadi geç kaldık. Geldim Halukcuğum. Geç kalmadık. Daha vaktimiz var. Nedir bu paniğin? Ya trafik brafik olacak şimdi. Ya ne trafiği? Tamam gideceğiz. Gündüz vakti trafik olmaz. Bir de daha alışveriş yapacağız. En kötü ihtimal yapmayabiliriz. Bir şey olmaz. Hah bak kek. Tamam. Bu çikolatalı kek minik Çetinoğlu için. Ay. Bunlar da kurabiyeler diğer minikler için. Tamam, tamam. Vay Mert, ne haber? İyi abi, sağ ol. Senden ne haber? İyi, fena değil. Ya abi bizim uydu hala düzelmedi. Bozuk da bir tane maç var. Burada izleyebilir miyim? Hayır. Tabii tabii, geç. Geç. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Alo. Daha vaktimiz var. Alışverişe gitmesek de olur. Sen de izle istiyorsan maçı. Vallahi. Ha? Siz çıkıyor muydunuz ya? Kusura bakmayın. Olsun olsun. Yok, daha vaktimiz var. Hı. Gel seyrederiz biz. Tamam, hadi oturun. Emine. Ne maçı? Abi çok fena bir maç. CSK Moskova Krasnodar maçı abi. Oğlum sen Roma'yı tutmuyor muydun? Abi Roma'yı tutuyorum. Roma zaten benim takımım da bu CSK Moskova maçı benim için çok önemli. Bu maçta mutlaka 4 gol olması gerekiyor abi. Bilgi mühendisi Hüseyin muadili gelmiş. Şu ana kadar kaç tane tuttu? Abi 3 tane maçı tutturdum, bu son maçım. Eğer bu maçta tutarsa kupon geliyor. Ne oynadın? 3'tü abi. Yani? Yani abi bu maçta 2 golden fazla gol olması gerekiyor. Banko. Sende bir koca var. Düşman başına. Ay diyorsunuz. İyi adamdır aslında. İyidir miydir ama iş güç yok. İyilik karın doyurur mu ablacığım? Ay siz de haklısınız. Rüdümen tutarız bu evde sır dolu şu halimi.